Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. İsmi Fahol, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. İsmi Fahol, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Beraber Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve Adem'e ve Nuh'e ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim Eyvallah. Hak Celle ve Alâ Hazretleri, Habib-i Ekrem-i Muhammed Mustafa, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretleri Yusuf'u dinlemiş. Müstekine vaat buyurdu. Saadetlere bizi mazhar eyle. Şükürlerimizi asar. Rıza Allah'ına ileyle. Amin. Amin. Hepimiz Rabbimizin takdirine göre şu dünyaya tostu sermiş bulunuyoruz. Acaba kimden memnun? Yalnız Rabbimizden hoşnut olsun. Bu da bizden hoşnut olsun. Çünkü onun her şeyinde bir hikmet var. Her işinde. Bir ibret var. İmtihan var. Müjdeler var. Korkular var. Yalnız biz ne istediğimiz gibi komşu, ne istediğimiz gibi evlat, ne istediğimiz gibi akraba, ne istediğimiz gibi dünya bulamıyoruz. Bulamayacağız. Zaten ne ara hafifiz dünya. Buyurulmasında da Allah'a alem hikmet bu. Hepimiz yalancı dünyanın rahatlıklarını ara ara düşünürüz. Şöyle yaparız, böyle ederiz. İstediğimiz olmaz. Hep Rabbimizin dediği olur. Biz razıyız Mevlamızdan. Biz mesudüz. Mevlamızla mesudüz. Allah'ımızla. Onu yad etmekle sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz. Acılarımız tatlı oluyor. Belalarımız bal oluyor. Söylemiş erenlerden biri ne güzel demiş. Ey padişehi lem yezel. Ey kadiru hayyü ezel. Ey lütfu çok kahri bize. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Gelse celalından cefa, yahut cemalinden vefa. Her birisi yâne safa. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. İster ağlar, ister güldür, ister diril, ister öldür. Garip Yunus sana kuldur. Hüsnün de hoş, kahrın da hoş. Allah'ımıza hamd senalar olsun.
ahirette insanların dereceleri, dünyadaki mihnetlerine göre, meşakkatlerine göre olunca her şey hoş biz kullara. Elhamdülillah. Hamd senat Allah'ıma tahsis-i nimet olmak üzere arz ediyorum cemaatime. Hayat safhalarımızda bazı insanların korkunç gördüğü hadiselerle karşılaştık. Günlerce evladımızdan, ehbabımızdan uzak yerlerde bulunduk. Fakat her yer Halik'imiz olunca, bütün müminler kardeşimiz olunca, onlarla haşir neşir olunca, insan vazife de yaptığına kani olunca, o zahiren musibet görünen, korkulu hallerde kurtulunca bana dediler ki geçmiş olsun, benim gönlüm razı olmuyor, geçmemiş olsun diyor. Allah'ım. Diyorlar ki Allah bir daha göstermesin. Ben içimden diyorum ki kendisi bilir, isterse her gün gösterir. Çünkü mihnet-i zevk etmededir alemde hüner. Tam şadi felek böyle geldi böyle gider. Eğer hayatımızdaki mihnetler bizim ahiret defterimize kaydedilirlerse, ayrı zenginliğimiz addedilirlerse, bizim için ne derler? Sıcakta koştunuz diye camiye sevabınız fazla verilirse, kar yağarken, yağmur yağarken ıslanarak, üşüyerek, dizlerimiz titreyerek okudukça, dinledikse Kur'anlar bu güzel yerlerde ne nimet. Arada arz ederim cemaatime. Soğuk havalarda eli ayağı üşüye üşüye abdest alan Müslüman sevinmeli, demeli ki hamdolsun Allah'ımın yolunda bu kadarcık olsun, üşüyebildim diye. Sevinç olarak telakki ederse o hali, sana dünyanın ürkekleri, hepsi zevk-i safadır. Elhamdülillah. Evvelce bakıyordum, kenarda köşede güzel meskenler, giyim kuşam, sevinenler evlerinde, hanelerinde, sobalarını yakmışlar kış günlerinde, alemlerinde, çubuklarını söz ederler. Güzel güzel sobalı, odunlu yerlerde sevinirler. Biz garip garip talebeler, medreseler arasında, camilerde gezerken imrenirdim o hallere. Günün birinde acaba biz de mesut oluruz da, böyle soba başında otururuz da, böyle daha dayalı daşeli yerlerde oluruz da, acaba merak bulur muyuz? Meğer baktım o aranacak hal değilmiş. Asıl dağ taş koşabilmek marifetmiş. Asıl soğukları sıcakları anlamadan coşmalar insanlara lezzetmiş. Asıl insan yediğini içtiğini, tadını tuzunu anlamadan Allah'ına kendini kaptırmakmış. Asıl marifet tat. Birisi marifet ister. Biraz daha ihsan etse Rabbim diye bir peygamberi de söylemiş. Bu peygamber sonra o insancağızı görmek istemiş.
Aramış bulamamış. Nerede acaba? Demişler ki o bağı bahçeyi unuttu. Kendini bir taraflara attı. Attı mı burada? Artık soracak yer bulamıyor. Ya Rabbi bu kulun nerededir? Cenab-ı Hak bilen dağdadır. Gidiyor buluyor. Konuşmak istiyor, selam veriyor, duymuyor. Bir kayanın üzerine çıkmış, gözünü yukarılara dikmiş. Kardeşim selamun aleyküm. Ben Musa'yım diyor. Hayır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya Musa dokunma kuluma. Bu kendini kaptırdı şimdi bana. Bıçak saplasan vücuduna. Etmeyeceğim. Ne mutlu size. Az çok. Elinizden geldiği kadar gayretinize. Mezarlıklar dopdolu. Bekliyorlar mahşer günler. Biz de katılacağız yakında. İşlerine. O hale gelmeden biraz gezinelim böyle. Allah Allah diye. Şu arz üzerinde. Şahit olsun dağlar taşlar. Bizi iman ettik Rabbi'ye. Kerem kıl ey ulu Mahmud. Kapından eyleme mefhud. Bizi lütfun ve mesut. Aman Allah'ım Allah'ım. Bana lütfun varken hangi kapıya varalım? Merhamet eyle ilahi. Bil kime yalvaralım. Amin. Ya Erhamer Rahim. Ya Erhamer Rahim. Ya Erhamer Rahim. Günahkar halimizle geldik kapına. Sen bizi bağışla Muhammed Mustafa'na. Mahşerde de yüz karamızla çıkarma bizi meydana. O büyük kalabalıkta bizi utandırma. Yüzümüzü yere eğdirme. Utanarak baktırma ya Rabbi. Zahmet babında bulunan şu Müslümanları. Her yerde Nusret-i İlahiye Mefe'yi deyle. Senden korkmayanlardan da muhafaza eyle. Bu güzel meclislerin korunmasına sebep olanları iki cihanda aziz eyle. Cümle mevzalarımıza, mahşeri bekleyip duranlarımıza da kolaylık ver. Bizler de onların arasına katılmadan evvel bir şeycikler elde etmek nasip eyle. Yavrularımıza hidayet, beynemezlerimize hidayet, ortalığımızı selam. Askerlerimize nusrat, ümmeti Muhammed'e imdat. İmansızlara fırsat verme ya Rabbi. Din düşmanlarını başımıza musallat etme ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.